Ocak 2020 Antalya Finike'deyiz. Yanımızda İsmet Çoban. Çoban Tarım'ın sahibi kendisi Turunçova'da. Burada kendisi bizden bayi olmadan önce rekor gelişim ürünümüzden alıp burada kuruyan vazgeçtikleri bir portakal ağacında kullandılar. İsmet abi ne oldu? Burada bu ağaç neydi? Bu ağacı söküp yeniden dikmeye niyetlenmiştim. Hı hı. Oğuzhan Bey'le tanıştım. Rekor gelişimi anlattı. Vatandaşa satmadan önce kendimiz bir uygulayalım, görelim, bir kanaat gelelim. Ondan sonra alalım dedik. Bir numune verdi. 1 kilo kadar. Bu numuneyi attım. Üzerinde diğer ağaçlarıma göre portakal bile yoktu. Onların arkasından çiçek getirerek belirli bir meyve oluştu. Ağaç da kendisini düzeldi. Önümüzdeki sezonlarda normal verimine geçeceğini umuyorum. İsmet abi bu muhitin adı ne? Bu bahçe kaç dönüm? Burası 17 dönüm. Muhit olarak, tam yer olarak. Hasyurt Kiste mevkii. Hasyurt Kiste mevkii. Hasyurt Mahallesi, Finike, Hasyurt Mahallesi, Kiste mevkiinde. Kiste mevkiinde. Şimdi evet. Bu ağacımız kaybettik, gidiyor. Hı-hı. Söküyoruz dediğimiz bir ağaç. Şu an portakalı şöyle gösterelim yakından. Şimdi Valencia portakalı. Geçen sene uygulama tarihimizi hatırlıyor musunuz? Şu an 8 Ocak'tayız. 2020'deyiz. Geçen sene Mart başlarında. Geçen 2019'un Mart başlarında. Martında kullanıldı. Şimdi bu tip ağaçlarda biz şunu öneriyoruz. Yani bu ağaçların tedavi, iyileşme süreçleri 1,5 yıl, 2 yıla dayanabiliyor. Ama en azından ağacın kuruması duruyor. Ağaç tekrar kendini sürgün yaptırabilir hale geliyor. Şimdi şöyle yeni sürgünlerden de gösterelim. Bu şekilde sürüyor. Altta portakallarımız var. Ha, ağacın genel manada bakıldığında belki üreticiler diyebilir. Ağaç çok öyle dört dörtlük canlı bir ağaç olmayabilir. Ama tabii bu sökülecek. Yerine yenisi dikilecek bir ağaçtı. Üzerindeki meyve şu karşıda gördüğümüz gibi olması gerekiyor. Hı hı. Kaç yaşında bu ağaç şu anda? 25. 25 yaşında. Bu ekranda gördüğünüz ağaç da 25 yaşında. Bu şekilde meyve olması gerekiyor. Ama tabii. Tabii bunun üzerinde şöyle, ona göre az ama gelecek yıla bize bir kanaat getirdi. Sökülmeyeceğini, hı-hı, düzeleceğini kanaatını verdi. Şimdi bugün kanaatını yaptığımız verdi. Bahçe ziyaretleri var. Beraber yaptığımız, gezdiğimiz birlikte. Onlarda da, onların videolarını da çektik. Üreticilerimiz onları da izleyecekler. Onlar da siz de gördünüz. Kendi gözünüzde zaten gözlemliyorsunuz. Burada da gördünüz. Var mı ekleyeceğiniz bir şey? Söylemek istediğiniz ağaç konusunda, uygulama konusunda, rekor gelişimle ilgili? Verdiğimiz para karşılığında bir fayda görüyoruz. Gücümün yettiği kadar bahçelerimde kullanmayı düşünüyorum. Kullanmayı düşünüyorsunuz. Şunu ekleyelim yalnız. Rekor gelişim bir ilaç, bir gübre değil. Toprak düzenleyici sınıfında üretilen bir, evet, ürün ama tabii ki ağaçlardaki genel manada kuruma suya dayalı. Bu bölgelerde de genel manada taban su sorunları var. Yağışın fazla olduğu dönemler ya da tam tersi çok kıt olduğu dönemlerde de toprağın aşırı sertleşmesi ağaçların beslenmesini durduruyor. Bunun altı çağal biraz, çağal, süzek toprak. Burada da tam tersi, evet, süzek bir toprak. Süzek topraklar da su tutma kapasitesini arttırdığı için, hı-hı, bir de topraktaki böyle bileşikler halindeki besin maddelerini parçalayacak serbest hale getiriyor. Bitki köklerinin almasını sağlıyor. Bitki köklerinin rahat bir yaşayabileceği, gelişebileceği ortam sağlıyor. Anladım. Biz teşekkür ederiz. Bahçenizi gezdirdiniz. Bütün gününüzü bize paylaştınız. İnşallah bol bereketli olur. Bu ağacı bir dahaki seneye tekrar bir yıl sonra tekrardan çekeceğiz. Buradan bütün Finikelilere, portakal üreticilerine. Gelecek yıl, bu yılki durumu, gelecek yılki durumunu göreceğiz. Göreceğiz. Teşekkür ederiz. Allah nasip kısmet eder, ömrünüz uzun olursa.